Paragrafta yardımcı düşünce. Geçen dersimizde paragrafta ana düşünce nedir, nasıl bulunur onu konuşmuştuk. Çok önemli olduğunu söylemiştim. ÖSYM'nin TYT'de 7 tane ya da 8 tane paragrafta ana düşünce sorusu, 7-8 de bugün göreceğimiz ana düşünce soru, yardımcı düşünce sorusu sorduğunu söylemiştim. Ana düşünce nasıl bulunur konuşmuştuk uzun uzun ama ben kısaca hemen hatırlatayım. Eğer bir soruda asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen hangisidir? Ya da yazarın vurgulamak istediği hangisidir? Vurgulanmak istenen hangisidir? Hangisine ulaşılabilir? Hangisi söylenebilir gibi soru tarzlarında sorular geliyorsa demek ki ana düşünceyi soruyor. Ana düşünce de genellikle parçanın sonunda olur ama her zaman değil. Arkadaşlar bunun detayları için dönüp o videoyu izlemeniz daha yararlı olur. Çünkü çok geniş uzun uzun konuştuk. Şimdi yardımcı düşünceyi göreceğiz. Arkadaşlar yardımcı düşünce geçen derste de gördüğümüz, biraz önce de anlattım. Ana düşünceyi açıklayan, destekleyen yargılardır. Bir parçada pek çok yardımcı düşünce olur arkadaşlar. Tek yardımcı düşünce olmaz. Yardımcı düşünceler 3, 4, 5 şeklinde olabilir. Burada bir yanlışlık yapmışız arkadaşlar. Bir çok ana düşünce yazmışız. Bu yardımcı düşünce olacak. Peki yardımcı düşünceyi nasıl bulacağız ya da ÖSYM nasıl sorar? ÖSYM yardımcı düşünce konusunda şu şekilde sorular sorar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şöyle yapalım. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Soru tipleri arkadaşlar, değişik kalıplar kullanıyor ÖSYM. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ben aslında bunlara genel olarak şöyle diyorum. Olumsuz köklü soru. Yani bakın mezmaz, ulaşılamaz, çıkarılamaz, değinilmemiştir. Olumsuz köklü soru diyeceğim. Hatta taktikler verirken böyle shortslarda özellikle bu soruları çözmek için hangi taktikler kullanılır? O taktikleri verirken de olumsuz köklü soru diye bahsedeceğim. Ya da söylenemez, bakın gene bir olumsuz köklü soru geldi. Ya da nitelendirilemez şeklinde soruyor. Şöyle küçültelim. Evet, ÖSYM'nin nasıl sorduğunu anladık herhalde. Bu soruları gördüğünüzde size yardımcı düşünceler sorulduğunu anlayacaksınız. Bunun olumlu versiyonu da ana düşüncedir. Ana düşünce tek olur, yardımcı düşünceler çok çok olur. Dediğim gibi shortslarda bunun taktiğini vereceğim ama şöyle kısaca hemen size bahsedeyim. Bu tarz sorularda arkadaşlar en önemli taktik pek çok düşünce olduğu için zamandan kazanmak için iki kez, üç kez tekrar tekrar okumamak için yapılacak ilk şey önce şıkları okumak diyeyim. Shortslarda uygulamasını örnek üzerinde göstereceğim. Önce şıklar okunur. Biz normalde soruyu okur sonra paragrafı okuruz. Şıkları bu tarz soru tipinde sadece okuyoruz arkadaşlar. Ve çiziyoruz. Anahtar kelime buluyoruz. Sonra metnimizi çözmeye başlıyoruz. Shortslarda uygulamasını göstereceğim örnek soru üzerinde. Ayrıca testte de göstereceğim. Merak etmeyin birebir ÖSYM bölümünde de göstereceğim. Ama şimdilik anladıysak yardımcı düşüncenin hangi soru kalıbıyla sorulduğunu anladıysak ve soru taktiğini anladıysak aslında bugünlük yeterli. Belki siz şöyle not edebilirsiniz. Kitabınıza şuraya bir not alabilirsiniz. Önce şıkları oku, anahtar kelimeleri çiz diye notunuzu alabilirsiniz shorts'un üzerine. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.